Arkadaşlar şart blokları ile ilgili genel kullanımlardan bir tanesi de elif ve else komutlarıdır. Şimdi daha önce burada çalıştırdığımız bu recap demonun kodlarını şöyle bir kopyalamak istiyorum ben. Şuraya geldim. New. File diyorum. Şöyle elif ve else nokta p'yi şeklinde bir tane dosya oluşturuyorum. Şu kodu buraya yapıştırıyorum. Görebilin diye biraz da büyütüyorum. Kontrol scroll ile yapıyorum arkadaşlar. Yani sizin için çok lazım değil ama olur da lazım olursa. Evet, burada şu kodu ben yenilemek istiyorum. Bakın burada şöyle bu şekilde yazmak yerine direkt şunu yukarıya çekiyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle elif diyorsunuz. Yani eğer bu ışık redse stop. Stop. Değilse aslında yani else'ten geliyor. Bu else'ten geliyor. Değilse ama sarıysa şeklinde yazıyoruz. Ve bir daha şuraya geldim. Değilse mesela elif diyorum. Buysa bu şekilde bakın uygulamamız çalışacak yani. Az önce yaptığımızla bunun arasında hiçbir fark yok. Hani bu şekilde de kodlar görebilirsiniz. Bu arada burada hani farklı satırlar da olabilir. Başka satırlar. Yeter ki o tab yani indentation'a dikkat edin. Bakın burada gayet green şeklinde gördük. Şöyle bir durumla karşılaştığımızı varsayalım arkadaşlar. Bize veri kaynağından absürt bir şey geldi. Mesela veri kaynağından pink, pembe geldi. Baktığım zaman bakın hani şu printlerin hiçbiri çalışmıyor. Şu an pink durumunda. Ne stop, ne ready, ne de go çalışıyor. Neden? Çünkü buna uymadı. Buna uymadı. Buna da uymadı. Buna da uymadı. İşte bu tip durumlarda eğer hani bu olmazsa bu olmazsa artık bunu yap dediğiniz durumlarda else'ten yararlanıyoruz arkadaşlar. Artık ne olursa olsun durumu. Dolayısıyla else durumunda sizin şeyi çalıştırmanız gerekmiyor. Yani. Hani herhangi bir koşulunuz yok. Dolayısıyla bu durumda böyle bir senaryoyla bakın karşılaşıyoruz yani. Kırmızıysa, ha değil, sarıysa, ha o da mı değil, o zaman her türlü yürü şeklinde bir durum. Bunu neye benzetebiliriz? Örneğin niye bunu yapar programcı? Hani bazen trafik ışıkları gece 12'de böyle yanıp sönerler. Yani o aslında şey demek yani geç ama dikkatli geç. Hani biz şu an trafik yoğun olmadığı için gün içindeki trafik kurallarını işletmiyoruz. Ama hani geçerken sana zahmet bir dikkatli geç. Şimdi ne oluyor? Diyelim ki sistemde hiç böyle bir şey yoktu. Akşamleyin hani yazılımlar hep zamanla yenilenir. Akşamleyin yeni bir kararname çıkarıldı. Dediler ki İşte böyle herhangi bir kural geçerli olmadan insanlar geçebilecek. Öyle bir durumda bakın uygulama çalışmıyor. O yüzden hani buysa ne yapılacak? Ha, onun dışındaki her türlü durumda ne yapılacağı böyle hani programcı tricky yani birazcık böyle genel çerçeveyi yakalayan kurnazca yapılarda tasarlayabilir.